Bu videoda BWAP üzerinde ve BWAP üzerinde Insecure Direct Object Reference adlı, kısacası IDOR adlı güvenlik açığını anlatacağım. Kanalda daha önce IDOR güvenlik açığı adında bir video bulunmakta. O videoda OWASP Mutilli'de üzerinde anlatmıştım. Orada iznimiz olmayan bir veriye ulaşıyorduk. Yani HTTP siteminde araya giriyorduk. İznimiz olmayan bir veriye erişiyorduk. Mesela config dosyası, password gibi dosyalara erişiyorduk. IDOR açığı yine aynı şekilde iznimiz olmayan veriye erişmek veyahut da parametre üzerinde değişiklik yapmak gibi amaçlarda kullanılıyor gibi zararları var. Aşağıda bilet satımı ile ilgili bir sayfa var. Yani buradan bilet başı 15 euro kesiliyor. Mesela biz buradan 2 bilet alsak hesaptan 30 euro alınıyor. Gayet normal bir şey. Şimdi biz bu veriyi HTTP siteinde araya girip değiştireceğiz. Ve fiyatta bir değişiklik yapacağız. Kısacası sahtekarlık oluyor. Bu açık buna yarıyor. Hemen bir HTTP siteyi yakalayalım. Bunu temper data ile yapıyorum. Start temper diyelim. Gelen siteyi bir dakika. Mesela ben buradan 10 bilet alayım. Tekrar HTTP isteğini confirm diyorum ve isteğe temporluyorum. Gördüğünüz gibi burada ticket price adlı bir parametre var. Bu parametre bir bileti 15 euroya almaya sağlayan post parametresi. Biz bir de bu post parametresi üzerinde bir değişiklik yapacağız. Bu da benim kaç tane bilet alacağımı gösteren parametre. Tutan parametre. Ben burada 10 bileti 10 biletten 15 euro alıyorum. Yani 150 euro tutacak. Ben bunu bu fiyatı değiştireceğim. 15 euro değil de bunu 2 euro yaparsam tamam diyelim. İsteği gönderelim ve gördüğünüz gibi 10 bilet sadece 20 euroya aldım. Gördüğünüz gibi IDOR ile bu şekilde bir zarar da ortaya çıkıyor. Bu videoda bu kadar.